şu anda Verçenek hattındayız. Gezimizin ikinci turu başlamak üzere. Verçenek'e doğru yol alıyoruz. Eşyalarımızı hazırladık. Muhteşem bir manzara. Sarı çiçekler açmış işte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yerdomuza. Efendim hoş geldiniz, buyurun, hoş geldiniz efendim, buyurun, buyurun, buyurun. Evet, Verçenek rotasına doğru hareket edeceğiz. Araçlarımızı park ettik. Şu anda hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Ardından yola çıkacağız Verçenek'e doğru. Şu an saat 3, saat 6 gibi oraya varmayı düşünüyoruz. Hava çok güzel. Gezimizin ikinci turu başlıyor. Bunun yaklaşık 1/4 kısmına geldik ya da 1/3 kısmına geldik. Güzel gidiyor. Şu anda derenin sesi çok gelebilir. Tabi biraz yorgunuz. Çünkü bir iniş gerçekleştirdik sabah. Şimdi çıkıyoruz. Ama hava güzel. Şansımıza. Her şey yolunda. Bir arkadaşlar, performansınıza hayranım. Sanki bu dağlarda büyümüşsünüz. Kaç dakikada geldik? 37 dakikada yolun yarısını geldik sevgili dostlar. Tam yolun yarısı. Bakın. Şuradaki kar kürsü var önümüzde bakın. Yatay yerde. Üstünde bir şelale var görüyor musunuz şelale? Şelaleyi görün şelaleyi. Evet hocam. Kar kürsünün üzerinde ben. Benim 12 yönümde. Evet. Oradan içeri gireceğiz. O vardan içeri gireceğiz. Bu kadar işe atacağız. Evet. Sanırım rotanın en zorlu kısmı orası mı Bülent hocam? Rotanın en zorlu kısmı şelaleden sonra 400 metre. Bu kadar. Çıkacağınız yer şurası. Çıkacağınız tepesi. Verçenek Dağı bu arada. Zorluğu yaratan kayalar. Şimdi sularımızı dolduracağız. Kapılı göllerin en zor yerine geldik. Şu bayır kaldı. Buraya çıktığımız zaman burada dikili bir ilk çıkış var. Buraya çıkarsak göllere varmış olacağız. Abla, bak tükü var ya. Evet, tırmanışa başladık. Karşımızda Verçenek Dağı. Şu zirveyi açtıktan sonra efendim abi. İyi abi. Çok zor geldik ama. Bugün kaç kilometre yürüdük abi? Bugün mi? 8-9 yürüdük herhalinden var. 9'a yakın aşağı yukarı. 9'u geçti gibi sanki biraz. Zorlu bir rotanın ardından arkamda görmüş olduğunuz Verçenek Dağı. Kapılı göllere ulaştık. Gerçekten çok güzel. Aşağıya çadırlarımızı kuracağız. Gün batmak üzere. Saat 6.30 yaklaşık 3 saatlik bir yürüyüşün ardından buraya geldik. Havanın güzel olması, arkadaş ortamının güzel olması kampı çok güzel etkiliyor. Çok keyifliyiz. Yoruluyor muyuz? Evet, yoruluyoruz. Ama yani fotoğraf anlamında, bu zorluğu yaşama anlamında, insanın başarma duygusu anlamında
Bence çok güzel deneyimler bunlar. İmkanı olan herkesin buralara gelip bu deneyimleri yaşaması lazım. Yani şehre indiğimizde bu zorlukları yaşadıktan sonra, bu zorlukların üstesinden geldikten sonra ufak şeylere çok takılmamayı öğreniyorsunuz açıkçası. İnsanı rahatlatıyor. Evet, manzaramız. İki tane gölümüz var. Biri yukarıda, biri aşağıda. Göller bölgesi. Geçen sene Tatos tarafına gitmiştik Verçelik'te. Bu sene buraya nasip oldu. Şimdi çadırlarımızı kuracağız. Yemeklerimizi yiyeceğiz. Ve dinleneceğiz birazcık. Gece Samanyolu çekeriz. Gün batımı çekeriz. Drone görüntüleri alırız. Zaten bunları videoya ekleyeceğim. İzleriz hep birlikte. Şimdilik görüşürüz. Şimdi hava biraz önce bahsettiğim gibi açtı. Samanyolu çekimleri için dışarıdayız. Çadırlar aldığımız karelerden bir tanesi. Ayar olarak 20 saniye, 30 saniye hepsi olur. Benim makinem 1600 ISO'dan fazlasını kaldırmıyor. 1200 ISO'da çektim genelde. 1600'lere çıktım. 2 saniye gecikmeli çekmek şart. Manuel netleme şart. Bununla ilgili detaylı bir anlatım yapacağım. Diyafram 2.8. 30 saniyede çektim son kareleri. 20 saniye de olabilir. Çadırları aldığımız kareler gerçekten güzel kareler oldu. Arkada karlar da gözüktü. Ay olmaması gerekiyor Samanyolu'nda. Birkaç tane panorama çalıştım. Bunların kelvin değerlerinde ufak sapmaları var ama onları zaten Photoshop'ta ayarlarız. Evet, şu anda inanılmaz bir ayaz var. Çok soğuk. Ellerimi hissetmiyorum diyebilirim şu anda yani. Şu anda cimbal tutuyorum ama elim donmuş durumda. Hatta bir el değişikliği yapayım. Samanyolu çekimlerimiz bugünlük bu kadar. Bu akşam bu kadar. Efsane gözüküyor gerçekten. Seneye Samanyolu anlamında güzel başladık. Yarın sabah, şimdi uyku vakti. Bakalım inşallah sıcak bir şekilde uyuruz. Yarın yolumuz uzun. Yarın görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Şanssız gezeceğiz. Rüzgar çok sert. Çok soğuk bir kar havası var şu anda. Bugün çantası olarak şuraya çıkacağız. Çadırlardan yola çıktık. Arkadaşlar, burası biraz önce geldiğiniz asfalt gibi yer, şuradan da devam ediyor. İzmir ile Rize arasında bağlantıyı sağlayan İpek yolu. Dere ve at yoludur burası. Daha çok da at yoludur burası arkadaşlar. Buna benzer bir tane Çorak'ta vardır. Yalnız Çorak'ta 1 kilometre taş düşeridir böyle. Bundan daha muntazam var. 50-60 santim genişliğinde. Teşekkür ederim. Evet. Değerli arkadaşlar. Kapılı Göller'in 4.'sü. Küçük Buzul Gölü önümüzde. Büyük Buzul Gölü canlı yaşamıyor burada.
Kapılı göllerde toplam kaç göl var hocam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane göl var. Biz hepsini görecek miyiz? Hepsini göreceğiz. Bunların 6 tanesini de aynı kadrajın içine sokacağız. Harika. Yaramazlık yapmazsak hepsini tırmanışımız sırasında çayımızı demledik, bir mola verdik. Kapılı göller kampımız aşağıdaki gölün kenarında, Erçinik Dağı. Çay çok güzel olmuş abi, elinize sağlık. Şimdi alıyorum. Ulaştık sayılır. Çok az kaldı. Sıra bu 15 dakika. Evet abi. Hemen şurası. Zirveye doğru çıkıyoruz. Bakalım ne göreceğiz. Kar hala erimemiş. Şu an Berçinik Dağı'nın eteklerindeyiz. İspir Yedi Göller gözükecek diyorlar. Bakalım İspir Yedi Göller'in neyini görebileceğiz. Karadeniz Sıra Dağları. Hava dış bulut yok. Renk yok. Fotoğraf anlamında çok verimli bir gün değil açıkçası. Ama 3000 rakımda çay demledik, çay içtik. Çok güzel. Anlam olarak çok güzel. Evet. Yaklaşık 3-4 saatlik yürüyüşün ardından hedefimize ulaştık. Aşağıda bir Menderes görüyorum. İlk intiba olarak rüzgar çok sert. Evet, aşağıda bir göl gözüktü. Güzel bir göl. Yaklaşalım. Evet. Şöyle bir manzaramız var. Güzel, durgun, hoş bir görüntü. Şu an 3200 rakımdayız. Yürüyüşümüzü tamamladık. Arkamızda Morya ile Yedigöller Vadisi. Kamp yaptığımız taraf diğer tarafta kaldı. Güzel bir rotaydı. Sırt çantasız çıktık. Sadece bir tane sırt çantası aldık yanımıza. Onda da işte çay malzemeleri falan vardı. Şu an buradayız. Biraz gün batımını bekleyeceğiz. Biraz sis denizi, bulut denizi. Böyle çok yavan oluyor. Açıkçası çok fotoğraf çekemiyoruz. Eğer biraz geldikten sonra çekimler yaparsak güzel olacak. Drone uçurmayı çok istiyorum. Çok rüzgar var ama bu riske gireceğim. Çünkü dağlar, zirveler çok güzel. Göller harika, şelaleler var. Karşı tarafta göremiyorsunuz. Şimdi alt tarafta Menderesler var. Bakalım neler çıkacak. Oh, 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 oh
Burada. Çöpü gene oraya ayakkabılar. Donuk var ya. Abi ona mı bakıyorsunuz? Şu bıçağı sahibine teslim edeyim. Ben yıkayayım. Yıkadım. Evet. Ha, yıkadım sağ olun. Ellerimi yıkayayım geleyim. Bunu yap balığımıza ya. Turan abiye de yap. Evet, balık üstadımız Turan hocamız çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Bizi barbunya kurtardı. Ama Bilal ağzıyım. Bilal ağzıyım abi. Sağ ol Bilal ağzıyım. Ben atıyorum. Al. Bilal ağzıyım abi. Ama Erol abi de derim sen. Sen Bilal olmayasın. Benim ona ihtiyacım var ama bu kızlar almaz diye. İyi bilmem lazım. İnceleri mi? Bence şeyleri de. Pek yüzeyi olanları böyle çökmüşüyor mu olanları? Yok. Kabağa dikkat et. Hemen kayar elim ben. Seni kabağa... Oo atlıyor. Ho. Yok. Oo, çadırla nasıl ayarlamış duracaklar. Çadırımı yakmayın var ya. Bak biz çadır yaktık biliyor musun? Nasıl yanıyor biliyor musun? Harul yanmıyor. Pof diye yanıyor böyle. Diğeri şey ama. Kız Miraç çok. Sen koy balıkları da. Senin gezdirme çadırı. Sen koy çekil kenara ben gezdireyim. Boş boş gel yaz ya. Kampımızın son sabahı toparlanıyoruz. Artık araçlarımıza doğru döneceğiz. Gerçekten çok güzel bir kamptı. Gece Samanyolu'da çektim. Samanyolu çekimleri çok güzel oldu. Hatta şimdi şurayı bırakayım. Samanyolu izleyelim sonra devam edelim. Evet. Buradan araçlara geçeceğiz. Oradan artık Trabzon'a doğru yola çıkacağız. Verçenik Dağı eteklerinde kampımızı bitirdik. Kapalı Göller, Adalı Göl'deyiz. Hava 5 gün boyunca çok müsait oldu. Hiçbir damla yağmur yağmadı. Bunu bir bulut görmedik neredeyse yani. Verçenik'in arkasından güneş doğmak üzere bu arada. Bir sonraki faaliyetlerde, bir sonraki kamplarda dilerim böyle güzel bir ekiple her yere gidilir. Umarım uyumumuz her daim devam eder.